İkinci lig kırmızı grup lideri Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş yanımızda. Bahattin Hocam aslında birçok bu ligi takip edenler için sürpriz oldu Ankara Demir'in ilk yarıyı bitirmesi. Hakikaten çok dev bütçeli takımlara karşı yarışıyorsunuz. Tamam evet diğer grupta da Samsun'la Manisa var. Olabilir ama hani bu grupta da bir Tuzla ki şimdi iyi transferler yapıyor. İşte Bandırma Spor, işte Kastamonu ki yine bir markadır Sakarya Spor. İşte Van Spor, hep şehir takımları falan yani Kırşehir. Yani bu grupta Ankara Demir ilk yarı lider bitirdi. Tabii zor bir grup. Belki ligin ikinci arasında hep ben bizim programlarda söylüyorum. Her hafta liderin değişebileceği bir grup aslında. Nasıl hocam böyle bir başarı geldi sizce? Her şeyden önce çok güzel özetlediniz. Ben de ona ilave olarak öncelikle hoş geldin diyorum ekibinize de. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şöyle demek gerekiyor. Dediğiniz doğru. Çünkü ikinci yarı sağ şartları. Sakatlıklar, cezalılar ve grubun her an bir lider değişmesi ve ilk 5'e kalacakların da değişme şansı var. O anlamda da biz aslında bildiğiniz gibi mütevazi bir kadrosu olan, geçen sene bir tramvart atan, mucize eseri kümede kalan ama bu sene de kümede kalmanın garantisini yapıp orta sahaları yakalayabilecek olan bir takım diye Başkan ve Yönetim Kurulu bize bu desteği verdi. Ama geldiğimiz nokta gerçekten kendim tarafından söylemiyorum. Yani Türk bu kamuoyuna baktığınız zaman da Ankara Demir'in hakikaten iyi oynayarak bu dereceyi yakaladı. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu. Ya tabii ki Sakaryaspor transfer yapabiliyor. Köklü bir grup taraftarı var. Kastamonuspor keza şehir takımı aynısı. Tuzla'nın gücü var, ekonomik gücü var. Kırşehir gelebilir arkadan. Bandırma keza güzel transferler de yapıyor. Tayyip Kanarya'yı aldı. Bu ligin gol kralını 15 gol atmış. Evet. Baktığınız zaman stoper Fırat'ı aldı. Evet yani hepsi transfer yapıyor. Biz bir tane oyuncu aldık. O da Samet Yeşil aslında aldı. Aslında onu soracağım hocam. Yani çok böyle gündem oldu sosyal medyada da. Herkes şaşırdı. Samet Yeşil ben hatta esprisine dedim. Adana Demirspor yerine size söyledim. Yayın oyuncusu Adana Demirspor sanmasın. Samet Yeşil bu oyuncu Liverpool'a gitmişti yani. Ya şimdi şöyle. Samet olayı şöyle. Samet'i ben zaten daha önceden tanıyordum. 16, 17, 18, 19 Alman milli takımında oynamış. Oraya tercih edilmiş. O çıkıştan sonra 18 yaşında Leverkusen'den Liverpool'a 1.3 milyon euroya transfer oluyor. Ve çapraz bağlarını iki defa sakatlık geçirdiği için o genç yaşında şanssızlık yaşıyor. Tekrar dönüyor Almanya'ya. Almanya'da bir Sivas macerası oluyor. Rıza Hoca'larla konuşmuş. Hatta imza attıracakmış Rıza Hoca. Benim ondan aldığım bilgilere göre. Kiralık verelim senin demiş. O da kabul etmemiş. Ama Samet bize geldiği zaman şöyle ki bir şey var. Gördüğüm kadarıyla çok yetenekli bir kere. Yani boşuna Liverpool'a transfer yapmamış. Evet, ama Samet'in en büyük şimdi dezavantajı şu. Antrenman eksiği çok fazla. Ben Samet'in belki daha erken gelebilir ama kendisine bağlı. Herhalde 4 haftayı bulur diye düşünüyorum. 3-4 haftayı bulur. Şimdi hocam kadro yapınızı iyi de biliyorum. Şimdi grubunuzda çok takımı canlı izledim stat'tan. İşte Bandırma'yı izledim, Eyüp'ü izledim, işte Niğde'yi izledim, Etimeskut'u izledim ilk yarı boyunca. 18 takımın grubumuzdaki 12 tanesini falan stat'tan izledim ilk yarıda. Kadro yapınızda şimdi Emre Selen, kaleci. Çok genç yaşta Adana Spor'dan çıkıp büyük umutlar vadeden bir kaleci. Bir türlü olmadı ama burada sürekli şans buldu, oynadı ilk yarıda. Hı hı. Sonra Burak Öksüz'ü biliyorum, Rize altyapısından çok da beğendiğim bir oyuncu. Geçen sene bir altlıkta istediği şansı Erzincan'da bulamadı ama sizde tekrar çıkış. Ahmet Devlet'in çok eski biliyorum, Konya'dan çıkışını biliyorum. Sol bek tecrübeli. Bir daha Taner Koç zaten hani bu lig için iyi bir, yani hem sağ bek hem sol bek oynayabilir. Çağrı mesela, Bülbül yine Hacettepe'den böyle bir patlama yapması beklenen ama patlama yapamayan. Serdar Eylik zaten hani Tahir Babaoğlu aslında bu ligde bir türlü hak ettiği değeri bulamayan bir. Yani böyle bir kadro yapımız var. Yani çok güzel bir özet. Aslında bazen vardır mesela. Bazı hocalarla bazı oyuncular oldu sanki uyuştu hocam yani. Uyuşur. Kan uyuşur öyle gider. Şimdi Tahir Babaoğlu bu liglerde 5-6 sene Göztepe dedi mesela bir ara. Göztepe, yani. Çok Aydın Spor, Ahmet Spor, Zonguldak Spor burada 3-4'ü yakalayabilmiş. Bir türlü de o performansını yakalayamamış. Ama bizde geçen sene devre arasında geldi 13 gol attı. Devre evet, arasında. Evet, 17 evet. Maçta 13 gol attı. Bu sene 11 gol attı. Kaçırdı 2 tane penaltı var. Bir de 20'yi rahat bulabilecek bir oyuncu. Özverili oyuncu. Mustafa Kayabaşı var. O evet, da çok Tenten iyi oyuncu. Mustafa. Evet, evet unuttum yani, onu. Evet, Tenten Mustafa çok tecrübeli. Çok etkili bir oyuncu. Yıllarca üstlüklerde oynadı Tenten. Yani şunu söyleyeyim ben şimdi. Yani herkesin bir takımı vardır tabii. Herkesin tabii değeri vardır. Benim takımım şöyle. Oynayan şu kadro yapısını da bir söyleyeyim ben isterseniz. Kadromuz şu anda 18 kişi.
Yani gençler biz aldık altyapıdan ama hani öylesine aldık ama bir daha çıkış yapacak olan gençler şu anda kısa vadede takımın yok. Takımın bütçesi ne kadardı hocam? Kaç paraya kuruldu bu takım? 3'ü bulur herhalde. 3. 3 olması 3 trilyon. Çok enteresan, çok hani 3 trilyon. Tam hani derler ya, mütevazı bir kadro. Mütevazı hakikaten bir yani kadro. 3 trilyon 4 trilyon takım kurmak ve lider olmak. Aynen. Yani. Yönetim, şimdi bak şöyle bir, yönetim çok iyi. Yönetim zamanında ödemeleri yapıyor. Ödemelerde hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Neredeyse az hocam, ve öz. Çok nadir duyacağımız bir cümle aslında. Yani bir Avrupa takımı gibi düşünün yani. Oynuyorsun, primini alabiliyorsun. Veya şeyleri alabiliyorsun. Alacaklarını alabiliyorlar. Şurada şuna geleceğim. Bu dediğiniz oyuncular hepsi birlikte oynayıp kısa bir dönemde biz ve bunları Ankara Demirspor camiası olarak hiç Ankara Demir'de böyle 3 senelik, 2 senelik bir mukavelesi olan bir oyuncu yok. Bir Barış vardı 18 yaşında. Diğerleri hep şey, her sene değişiyor. Düşünebiliyorsun 20 kişiyi alıyorsun ama 20 kişiyi adapte ediyorsun. Evet, tabii. Ve bu takımda lider oluyorsun. Geçen sene mucize kalmışsın. Mucize de kalmışsın. Mucize kalmışsın yani. Bu sene bu arkadaşlık bizi buralara getirdi. İnanmak. Hocasına inanmak, hoca futbolcuya inanmak, yönetim bize inanmak. Herkes davasında en iyi şekilde mücadelesini verip bu bağlamda yani iyi gitti. Ya baktığın zaman işte diğer birisi hata yaptığı zaman onun hatasını kapatmaya çalıştı. Hiç böyle sakin olduk. Ama şunu da söyledim ben ilk başladığım zaman. Şunu söyledim. Baştan beri aynı söyledim. Biz çocuklar tek tek maçımızı oynuyoruz. Bize hedefimiz gizli hedef olsun ama tek tek oynayalım. Ne maçı geldi? Bu Bodrum maçı. Bodrum maçı oynadık. Bitti. Hemen dönüyoruz Maraş maçına. Şimdi ikinci yarının ilk maçı Bodrum. Yani Bodrum. Onun için maçı. Buradasınız. Çünkü evet. Birçok takım döndü. Evet. Son sorum hocam. Komik şey olacak ama taraftar hocam. Ankara Demirspor taraftarı var mı? Ankara taraftarı. Bir tane mi vardı? Bir tane Müslüm Baba diye bir, Müslüm Baba değil mi? Müslüm abimiz diye birisi var. Sakallı böyle şirin bir insan. Ya akraba akraba bağlayamadım hocam. Bir tane sadece kendisi. Ya çok aslında çok fanatik Ankara Demir taraftarı. Her maça da geliyor sağ olsun. İçeri dışarıda geliyor. Her maça geliyor. Her maça geliyor. Tek taraftar, iki olmadı taraftar hocam. İkinciyi bakalım arıyoruz. Hocam başarılar diyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ